Sultan Şeyhimiz Hazretleri kimdir? Mardin'in en büyük velilerinden birisidir. Gerçek adı nedir? Kerametleri ve mucizeleri nelerdir? Hazırsanız bunları anlatmaya geçiyoruz. Allah'ın dostidir. Kime dua ederse, kime seyrederse duaları kabul oluyor. Allah-u Teala da onun duası kabul ediyor. Hastalar şifa oluyor. Kızını Sultan Şemus'a götür, kızın orada iyileşecek diye. Adam kendisi yemin etti dedi. Kızım arabadan iner inmez dedi. Ayağı olduğu gibi oturdu dedi. Büyük alimlerden birisi olan Sultan Şeyhimiz Türbesi oldukça etkileyici. Kendisinin asırlar önce vefat etmesine rağmen kerametlerinin halen daha yaşanıyor olması ise oldukça dikkat çekici. Hastalığı bulunan kişiler veya akıl hastalığı yaşayanların kabri başında kaldıkları vakit normal bir insan olduğunu, hatta tüm hastalıklarından kurtulduğunu halk dile getiriyor. Hatta kendisinin vefat ettikten sonra dahi mezarını açtıklarında ise mezarında secde halinde olduğunu bilmekteyiz. Bir zaman Mardin'de büyük bir yangın çıkmış. İnsanlar ne yapmışlarsa da yangının önünü alamamışlar, söndürememişler. Çaresizlik içinde Sultan Şeyhimiz'in dergahına koşup durumu anlatmışlar ve dua istemişler. Sultan Şeyhimiz Hazretleri bunun üzerine onlara elindeki asayı vermiş ve "Bunu alın ve yangının en alevli yerine atın." buyurmuş. Gelenler asayı alıp yangın mahalline dönmüşler ve buyurulduğu şekilde onu alevlerin en kabarık yerine atmışlar. Çok geçmeden alevlerin durduğu, yangının söndüğü görülmüş. Herkes çok sevinmiş. Sonra atılan asayı arayıp bulmuşlar. Hiçbir şey olmadığını, renginin bile değişmediğini görmüşler. Alıp doğruca Sultan Şeyhimiz Hazretlerine teslim etmişler. Hürmet, minnet ve teşekkürlerini arz etmişler. Bunun üzerine Sultan Şeyhimiz Hazretleri "Allahu Teala bize elimizin değdiği hiçbir ateşin yakmayacağını ilham etti." buyurmuştur. Sultan Şeyhimiz Mardin'in en büyük velilerindendir. Mardin'de doğmuştur. Şeyh Musa, yöre halkının kullandığı ismiyle Sultan Şeyhimiz Mardin'in en büyük velilerindendir. İsmi Musa bin Mahin ez-Zuhuri'dir. 1077 yılında Mardin'de doğmuştur. 1164 yılında yine Mardin'de vefat etmiştir. Türbesi Mardin yolu üzerinde bulunmaktadır. Sultan Şeyhimiz Hazretleri büyük İslam alimlerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin talebelerindendir. Hocası onun yetişip büyük bir veli olacağını önceden müjdeledi ve "Ey Bağdat halkı, yakında öyle bir gelecek ki, öyle bir güneş doğacak ki, öyle birisi daha size gelmedi." buyurdu. O zat kimdir denilince Musa bin Mahin olduğunu işaret etti. Hocalarının huzuruna geleceği zaman Abdülkadir Geylani'nin gönderdikleri kimseler tarafından çok uzaklarda karşılandı. Abdülkadir Geylani'nin huzuruna girince kalkıp kucakladı. Herkes heybetini ve faziletine hayran olup onu severdi. Alimler ve veliler onun sohbetlerine devam ettiler. O duası kabul edilen büyük bir veli idi. Fakire dua etse zengin olur, bir kimseye bereket için dua etse berekete kavuşurdu. Hastaya dua etse sıhhate kavuşurdu. İnsanlar onun himmet ve duaları ile büyük musibetlerden kurtulmuşlardır. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir. Ancak onun Hz. Abdülkadir Geylani ile olan yakınlık ve samimiyeti, yaşadığı devir, hayatı, tasavvufi kişiliği hakkında sarih bilgiler vermektedir. Hz. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin menakıbı hakkında telif edilmiş tüm eserlerde onun ismi zikredilmekte, kişiliği anlatılmaktadır. Hz. Abdülkadir Geylani'ye olan bağlılığı, sevgisi ve edebi vurgulanmaktadır. Bölge halkı tarafından çok iyi bilinen bir yer, Hz. Abdülkadir Geylani devrinde yaşamış evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Musa Ez-Zuhli Mardin'de yaşamış, orada vefat etmiştir. Kabri şerifleri Mardin şehrine yaklaşık 20 kilometre mesafede Diyarbakır yolu üzerinde olup ziyaretgahı Enam'dır. Kabri şeriflerinin bulunduğu makam aynı zamanda onun irşat faaliyetlerini sürdürdüğü dergah idi. Doğum veya vefat tarihleri bilinmemektedir. Ancak onun Hz. Abdülkadir Geylani ile olan yakınlığı ve samimiyeti, yaşadığı devri, hayatı, tasavvuf kişiliği hakkında sarih bilgiler bulunmaktadır.
Hazreti Abdülkadir Geylani'nin menakıbı hakkında telif edilmiş tüm eserlerde onun ismi geçmektedir. Arayanların uğradıkları yerlerden bir tanesi olan Sultan Şehmuz Türbesi'ne gelenlerin arasında akıl hastalığı olanlar da yer alıyor. Türbe binası içerisinde ayarlanan özel odalarda kalan hastaların belli bir süre sonra sağlıklarına kavuştukları söyleniyor. Kırkçeşme Mucizesi. Sultan Şehmuz Hazretlerinin yöre tarafından en çok bilinen kerametlerinden biri de şöyledir. Şeyh-i Abdülkadir Geylani Hazretleri Mardin'e geldiğinde ezan okunur. Abdest zamanı geldiğinde Sultan Şehmus'un talebeleri etrafta su olmadığını şeyhlerine söylerler. Sultan Şehmus Hazretleri bunun üzerine eline asayı alarak yere vurur ve tam 40 çeşme 40 yerden birden bitiverir. Bu çeşmeler hala Mardin'de Şeyhan bölgesinde mevcuttur. Mardin'de Sultan Şehmus Türbesi özellikle Ramazan ayında çok ziyaret edilmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar buraya gelerek dualar okur ve dilekte bulunurlar. Bu nedenle yöredeki kızların çoğunun adı Sultan, erkeklerin ise Şehmus'tur. Rabbim şefaatlerine nail eylesin bizleri inşallah kardeşlerim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sultan Şehmus Hazretlerinin tam 40 çeşmenin olduğu bölgedeyiz. Burası ziyaret köyüdür. Gördüğünüz gibi sular akıyor Allah tarafından. Burada havuzlar var. Hepsi sudur yani. Yıkama yerleri hepsi burada şeyler vardır. Tam bu mübarek buraya 40 tane şey geliyor. 40 derviş. Sultan Şehmuz Hazretleri'nin 40 dervişidir. Bu zatlar büyük evliyalar yani. Onlar Allah dostları geliyor. Sultan Şehmuz Hazretleri de demiş ki burada şey yok. Su yok. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Onlar diyorlar ki biz bir tane su akıyor burada. Sadece mesela gördüğünüz gibi buradan bir çeşmeden su akıyor. O çeşmeden su akınca kimseye yetmiyor. Bu Allah tarafından. Mesela bir çeşmeden buradan aktı diyelim. Allah tarafından. Akıyor sular. Ama 40 kişidir. 40 birincileri Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sultan Şehmuz Hazretleri de diyor ki ben diyor size ikram edeyim. Siz bana geldiniz. Bu bir çeşme diyor hiçbirinize yetmez. Ya Allah Bismillah asasını alıyor. Asasıyla bu 40 tane bu şeyin olduğu yere vuruyor. Yani rivayetlerde ya burasıdır ya da o havuz gösterdiğimin orasıdır. Orada da 40 çeşme kerametten mübarek 40 çeşme akılıyor yani. Açıyor. Uzun bir bölge yani her yer yeşillikli gördüğünüz gibi. 40 tane su akıyor buradan. Her yerden yani. Hatta içeriye de görebilirsiniz. Burada içeride de var su akan yer. Bir havuz var. Havza var. Büyük bir havza. Buraya da hasta olan insanlar gelir. Şifa bulabiliyorlar. Burada da ziyaretli. İşte gördüğünüz gibi. Yani 40 çeşme dedikleri yer Allah tarafından nereye girseniz burada İnsan yani susuz kalmaz Allah tarafından. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burası halvet ağacı gibi bir yer var burada. Burasıdır. Dilek ağacı. Çabuk kabuk bağlı. Yani bu su Allah tarafından buradan sonrasında yaramaz gibi. Yani. Böyle asasını bir gecede vurduğu zaman su buraya fışkırıyor. Bu şekilde fışkırıyor su yani Allah tarafından. Burada bir ziyaret de var. Buraya bekleriz. Hepiniz inşallah buraya gelirsiniz. Orada su akıyor. O tarafta su akıyor. Daha yani suyun akmadığı bir yer bilmiyorum yani. Hemen hemen her yerde su var. Burada. Böyle bir doğal bir yerdir. Gelin burada bir tane de ziyaret var. Oraya da ziyaret edelim. Ya Allah. 40 kişi abdest alıyorlar. O ibarekle. Ya Allah. Burada arılar da var. Bir tane zatın yeri de var burada. Abo, arı değil. Ha, arılar vardır. Dikkat edelim. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha.
Selamun aleyküm ve rahmetullah. Burada Sultan Şehmuz'un torunu Şeyh Rasul'muş. Şeyh Rasul buraya gelmiş. Mübarek burada şey yapmış. Burada vefat etmiş. Vefat yeri burası bence. Buna da bir Fatiha verelim. İlahirunna Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ekran. Ve ilahirunna Sultan Şehmuz'un torunu Şeyh Rasul'un ruhuna Fatiha. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Kapatayım. Ha, buraya da gösterebilirsin. Burada da kapattım. Ya. Burada da halvethanesi bak. İbadethanesi. Bu mübarek burada bir çekmiş, zikir çekmiş burada. Halvet çekmiş burası. Halvethanesidir. Eski zatlar, evliler zaten burada halvet ediyorlarmış yani.